Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Yine bir başka Derin Kutu'yla karşınızdayız. Birbirinden değerli 3 tane özel konuğum var. Hemen hepsini hayırlı akşamlar dileyerek tek tek tanıtmak istiyorum. Resul Kurt, gazeteci yazar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avukat deyince avukatların genelde bir şablonu var ama Rıza Saka deyince şablon geniş oluyor bir anda. Son zamanlarda çok gündemde ve kamuoyunda da sıkça gündemi tartışmakta görüyoruz. Rıza Saka, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Yine bizim yayın kuruluşlarımızdan önemli bir abimiz Kenan Alpay, gazeteci yazar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii daha önceki programlarda da bunu sık sık dile getiriyoruz. Avrupa gündem sıkıntısı çekerken biz aslında yarım saatte bir gündem üretiyoruz. Orta Doğu'da yaşıyorsanız gündem hiç bitmiyor. Ben hemen özellikle Rıza Bey'le başlamak istiyorum. Derin devlet yapılanmasına baktığımızda aslında AK Parti iktidarıyla birlikte hızlı bir şekilde derin devletle mücadele dediğimiz bir süreci yaşadık. Evet. O süreci öyle bir noktaya getirdik ki evet bunu bir öz eleştiri olarak da almak gerekir. AK Parti iktidarı döneminde paralel çete hükümeti çok karanlık işlerde ve istediği amaçlarda kullanabildi diyelim. Şimdi o yapılanmaya baktığımızda 2006-2007'deki bu Ergenekon, Balyoz vesaire Sarı Kız birçok eyleme bakıyorsunuz. Hatta geçtiğimiz günlerde de Kısıklı'da 2008 yılında, evet. 2007 yılında gömülmüş kuru sıkı tabancalar vesaire. Kim bilir orada da acaba genel başkanı veya dönemin başbakanı burada cephanelik sakladı deyip oraya da bir suikast mı yapılıyordu? Bunu ilk kez gündeme taşıyoruz. Evet. Böyle bir şey de bir oyun da olabilir. AK Parti'nin derin devletle mücadelesine baktığımızda paralelle ilgili topyekin mücadele ediyoruz. Ama bugün ulusalcılar sahneye çıktı. Buna ne diyorsunuz? Gerçekten bence çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Hatta programa gelirken Sabri Bey bu konuyu da açsa diye düşünüyordum açıkçası. Bugün ilginç bir yazı okudum Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nde. Bir yazı kalem almış ve hiç de ilgisi olmadığı halde işte Kimse Yok Mu Derneği'nden yola çıkarak Deniz Feneri Derneği'ne sataşmalarda bulunmuş. Haksız ithamlarda ve iftiralarda bulunmuş. Evet. Şimdi son günlerde bu bir örnek, gerçekten ilginç bir örnek. Son günlerde benim de ilgimi çeken bir temizlik harekatı var ortalıkta. Ve bu temizlik harekatını yapanlara baktığımızda, hatta bu konuda ortalığı birbirine toz dumana katanlara baktığımızda, özellikle daha önce Ergenekon, Balyoz vesaire davalarında sanık olmuş ya da bir şekilde özellikle darbe heveslisi olarak ismi geçmiş ve bunlara da gerek askeri kanattan gerekse sivil kanattan gerekse medya ayağıyla destek olmuş isimleri görüyoruz. Öyle bir hale geldik ki FETÖ soruşturması, hakikaten bu soruşturma çok önemli, çok kıymetli. Ben hatta şöyle düşünüyorum, bu soruşturma sadece Türkiye için değil, aslında nasıl 15 Temmuz'da biz dünyaya örnek olduk, bir darbe nasıl engellenir, tankın karşısında insanlar nasıl durur, biz buna örnek olmuş bir milletsek, bu soruşturmalar ile de aslında bu darbe soruşturmalarıyla da dünyaya örnek olacak bir darbe soruşturmasını yürütüyoruz şu anda. Hakikaten ben şuna inanıyorum. Gerek emniyet güçlerimiz, gerek savcılarımız, hakimlerimiz, yargı mensuplarımız çok etkili, cansiperane bir çalışma içerisindeler. Ama şimdi bu süreci lekelemeye çalışan ve bu süreçten kendi adına bir olumlu sonuç ortaya çıkarmaya çalışan bir grup ile karşı karşıyayız. Ve ben bugün şöyle bir tezvirat var ya, işte darbeye hazırlıklı olalım, işte her an bu FETÖ'cüler yeni bir darbe yapabilir falan. Bunlara bakın, daha çok kimler söylüyor bunu? Daha çok daha önceki dönemde Ergenekon ve benzeri davalarda yargılananlar söylüyor. Oysa ben de şunu söylüyorum, bundan sonra birisi darbe yapacaksa bunlar daha önce işte Ergenekon, Balyoz, işte ya da o Ay Işığı, Sarı Kız, yok efendim işte o Özden Örnek günlüklerinde yer alan ya da o zihniyete sahip kişiler yapacak. Gerçekten çok önemli bir temizlik var. Elbette yapılmalı. Yani bu temizlik FETÖ'cülerin
gerek ordu içerisinde, gerek emniyet içerisinde, gerekse diğer kamu kurumları içerisinde temizlenmesi şart. Ama bu temizlik Ergenekoncular eliyle olmaz. Bakın ben çok net bir şekilde söylüyorum. Yani bu temizlik daha önce darbenin D'si ile yan yana durmuş bir grupla olmaz. Yani biz biliyoruz, şunu biliyoruz ki bir kısım insan vardı ki özellikle askeri kanat içerisinde 2004 yılından sonra, 2003'ten sonra nasıl olur da biz bir darbe yaparız ya da 28 Şubat postmodern darbesi gibi bir süreç yürütürüz de AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırırız diye bir zihniyet vardı. Yani 27 Nisan muhtırasını hiçbirimiz unutmadık. Yani Cumhurbaşkanımız havaalanına geldiğinde eşiyle beraber göründüğünde başörtülü eşiyle ortalıkta kaçışanları unutmadık. Başörtülü davetiyeleri, baş açık davetiyeleri unutmadık. Tuğ generalin biri biliyorsunuz Emine Hanım'ın elini evet, tutmadı. Kaçmıştı biliyorsunuz oralarda. Şimdi açısından yani bu, biz biliyoruz ki aslında bu insanların çoğunun öyle halk iradesi, demokrasi, millet iradesi gibi bir dertleri yok. Milletin değerleri diye bir derdi de yok. İşte bu Yılmaz Özdil bunun örneği. Deniz Fener Derneği bu milletin içerisinden yetişmiş Alman gizli servisinin ve ona payandalık yapan maalesef bir kısım medyanın ve bir kısım siyasetçinin sırf AK Parti'yi aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırabilmek için 2006-2007 yılında ortaya atılmış bir ihanet zinciriydi. Yani bunu biliyoruz biz ama hala bakın diyor ki Yılmaz Özdil hala işte Keriz Fener diyor. İşte kimse yok mu ya Deniz Fener'ini aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bakın aynı problem şurada da var. Ben bu konuda dertliyim o manada. Belki hepimiz aynı noktada sıkıntılıyız. Aynı şey şimdi cemaatlere yönelik yapılmaya başlandı. Yani bir hava var ki Türkiye'de bütün cemaatler kötü. Bütün cemaatler FETÖ'yle gerektiğinde eşdeğer olabilir. Aynı kötülüğü gerçekleştirebilir. Yok böyle bir şey. Yani kimse FETÖ'yü bakın kötü emsal olmaz. FETÖ cemaat kisvesi adı altında hainlikleri planlayan, bütün yaptıkları, bütün kazanımlarını hırsızlık yoluyla kazanmış olan bir örgüt. Yani resmen yasa dışı bir terör örgütü. Silahlı bir terör örgütü. Şimdi bununla siz tek niyeti halisane İslam düşüncesini yaymak olan ahlak ki olgunlaşmayı tekamülü gerçekleştirmeye çalışan Kur'an'ı anlatmaya çalışan cemaatlerle FETÖ'yü bir arada tutabilir misiniz? Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ne diyor biliyor musunuz bu insanlar? İşte biz bir FETÖ'yü bulduk, bütün cemaatleri ortadan kaldıralım. Buna fırsat vermememiz lazım. Peki şuna ne diyorsunuz? Deniz Feneri'nin dosyasını bir hakim, Türkiye'deki bir hakim Almanya'daki hakime gönderiyor ve o günkü şartlarda vakıf ve derneklerdeki yapılan bağış sisteminin ancak Türkiye'den birinin bunu ihbar edebileceğini söylüyorlar. Çünkü evet, bizdeki vakıf ve dernekler her ne kadar yasal statüde kontrolü altında da olsa mekanizmanın ona rağmen ucu açık dediğimiz yasal bir boşluklar var ve dolayısıyla gelen bağışlarda Türkiye'de pek problem olmazken ama aynı görüntüyü Avrupa'da uygulayamazsınız çünkü oranın yasaları biraz farklı. Daha ağır ve evet, farklı. Bunu içeriden bilgi verildiği evet, söyleniyor. Kimse yok mu işi organize eden? Yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet. Evet. Kimse yok mu evet, derneği aslında o günkü şartlarda tabii, alanın tamamen tabii, kendisine isteyen bir yapıyla karşı evet, karşıya olduğumuzu herhalde kamuoyunun yani içine sunmak kimse lazım. Yok mu derneğinin önünü açmak için yapılan önemli operasyonlardan birisidir Deniz Fener'de. Yani. İHA da var yani, çünkü bunun içerisinde. Bu daha sonra biliyorsunuz İHA'ya da benzeri yapıldı. Şimdi benim anlayamadığım Yılmaz Özdil denilen şahsiyetin yani onun hakaret ettiği gibi ben de aslında aynı tonda söylemek isterim ama çünkü o utanmadan, sıkılmadan, yüzü de kızarmadan hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Hakkında beraat kararı verilmiş. Türkiye'de hiçbir mahkeme tarafından yolsuzluğa adı karışmamış. Gerçekten dünyada şu anda bugün nasıl dünyada Türkiye'nin yardım eli
yüzlerce ülkeye gitmekte. Bunun ilklerinden birisidir Deniz Feneri. Bu nedenle zaten önemli operasyonların merkezi haline geldi. Yani Deniz Feneri pek çok işte Alman gizli servisinin hedefi haline geldi, Amerika'nın hedefi haline geldi. Hakkında en ufak bir cezai yaptırım olmayan bir dernek ile ilgili olarak Sayın Yılmaz Özdil FETÖ'yle kimse yok mu derneğiyle özdeş tutabilmekte eşit. Uluslararası bir kanat açı. Bir noktada ben de söz almak istiyorum. Çünkü ben de hem Somali'de hem tsunami sonrası Endonezya'da insanın yardım gönlüsü olarak bulundum. Belki hani bu noktada bir iki şey söylemek düşer diye düşünüyorum. Birincisi Deniz Feneri ile ilgili Deniz Feneri'nde siyasi bir dava olduğu işte belli bizim çok yakından tanıdığımız ve hakikaten asla en küçük bir şaibe olduğunu düşünmediğimiz her şeyine kefil olduğumuz büyüklerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz var. Ve bu noktada bunu özellikle belirtmek lazım. Deniz Feneri bir hedef. Neden? Çünkü Türkiye'nin özellikle son 15 yılda yurt dışındaki mazlumlara, yoksula, fakire, fukaraya ulaşan elidir. Yani dernekler mevzuatımızda biliyorsunuz uzun bir süre yurt dışında bu tür insani yardımlara gitme biraz çok sıkıntılı durumlarla karşılaşmaya vesile oluyordu. Bu konularla ilgili evet, mevzuat değişikliği genelde, de yapıldı. Evet. Somali'den örnek vereyim. Bakın Somali'de bir tabela var. Diyor ki burada kimse yok mu derneği her gün 15 bin kişiye sıcak yemek veriyor. Ben gözlerimle gördüm, fotoğrafını çektim. Kardeşim ne bir tezgah var, ne bir oturacak sandalye var. Kuru iki tane ağaç var, insan yok, tabelanın dışında hiçbir şey yok. Yemek dağıtıldığına ilişkin en küçük bir emare de yok. Yani burada diyor her gün 15 bin. Muhtemelen kazığı diktiler, çektiler oradan kameraya 15 bin kişiye yemek veriyoruz diye. Bir de gittiler oradan bir yerden bir yemek dağıtım fotoğrafı resmini aldılar. 15 bin kişi her gün sıcak yemek dağıtılıyor. Ben kendi gözlerimle gördüm. Ne 15 bin kişi, ne yemek, ne alaka, hiçbir şey yok. Ve ben gittiğim tarihte aynı cemaat dediğinden ve hakikaten hicap duyuyorum yani cemaat demekten de bu terör örgütü adına savunmak için, söğüşlenmek için oraya götürülen insanlar oradaki Somali'deki Mogadishu'daki kolejin bahçesinden dışarı bile çıkamadı. Çıkamadılar. Ben her yeri gezdim. Kızılay'ı, diğer yardım kuruluşları tamamını gezdim. Evet. Ve hepsi kendince, kararınca bir yardım yapıyor ama peki o zaman, bu kimse yok mu? Kimse yok mu? Yok yani. Bir bilgi paylaşalım. İzleyicilerimizin de bu noktada belki bilgileri var ama Kızılhaç diye biliyorsun Hristiyan dünyasının bir Kızılay tarzı bir yardım kuruluşu var. Özellikle Afrika ve Müslüman ülkelere bu yardım ediyoruz adı altında birkaç koliyle gidiyorlar. Fotoğraf çekip tekrar kolileri alıp geliyorlar. Özellikle Türkiye'nin Kızılay'ın o bölgeye gittikten sonra İHA gibi başka kuruluşlar gittiklerinde ise orada gerçekten kurban kesip işte o kumanyaları dağıtmaları vesaire bizden tekrar almayacak mısınız diye dip böyle acı tablolarla yaşadığımız bir gerçeği var. Yine diğer bir nokta. En önemli ihtiyaç o bölgede su. Bakın Somali'de evet, en önemlisi su. Ve Deniz Feneri, diğer yine yardım kuruluşlarımız İHA'da olmak evet, üzere. Ve sürekli kuyu açılıyor. Bakın her kuyu açılan bölgede bir canlanma oluyor. İnsanlar oraya geliyor. Yani sadece erzak dağıtma falan değil yani o bölgelerde insanların en son zamanlarda ihtiyacı Türkiye'nin su, özellikle o bölgenin damarı olduğunu biliyoruz. Yüzlerce açılan evet, kuyular var. Yani evet, orada bunu da dile getirmemiz lazım. Peki teşekkür ediyorum. Yine Almanya'da Deniz Feneri ile ilgili biliyorsunuz bir savcı Sayın Kılıçdaroğlu'nu birilerini vesile kılarak bir dosyayı teslim ediyor. O dosyayı getirip Türkiye'de gündem yapan dönemin Bugün TV'siydi, Samanyolu'ydu, birkaç haber merkezi, Cumhuriyet yani vesaire. Doğal medyanın peki, da bu konudaki katkısını unutmayalım. 15 Temmuz evet, sonrası evet, biz biraz ılımlı evet, ortamı seviyoruz. Ama yani, hani unutmamak yeni adına da söyleyeyim. Yeni ruhunu evet, kaybetmemeyi evet, düşünüyoruz. Evet. O noktada fazla evet, da şey yapmak istemiyoruz. Orayı tabii parantez açtık, öyle bir şeyimiz yok. Belki hani doğru, belki geçmişte yaptıkları bu hatalardan ders almışlardır. Olabilir, umarım, iyi niyetli olalım. İnşallah. Peki, yani ben, Kılıçdaroğlu dediniz, Kılıçdaroğlu bir proje insanı. Bakın
genel müdürlüğü döneminden, genel müdür yardımcılığı döneminden sürekli ödül verilen, yani bugün Türkiye'de istediğiniz insanı sokaktan çevirin. Deyin ki Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıla yakın süre genel müdürlük yaptı. Aklınızda kalan bu millete, bu devlete faydalı tek bir hizmetini söyleyin. Var. Buyurun. Yeni kapıya geldi. Ya ama bakın hayır genel müdürlüğü döneminde. Peki. Bakın sürekli yılın bürokratı olarak ödül almıştır. Geçmişe baktığınız zaman sürekli olarak yılın bürokratı bence o günkü şartlarda neden ödül aldığını bir hakkını teslim bilmek edelim. Lazım. Bakın bir hakkını teslim edelim. O günkü şartlarda genel müdür olup kamuoyuna, televizyona çıkıp ben bu kadar açık var, kendini itiraf eden, ihbar eden başka bir genel müdür görememiştik. Onu da yaptı. Yani dürüst davrandı, onu da yapmış. Evet. Kenan Bey, size gelmek istiyorum özellikle. Bu Ergenekon'un aklanması veya Türkiye'deki derin devletin bir nevi son zamanlarda birilerinin hızlı bir şekilde popüler bir yapıda, özellikle Vatan Partisi'nin de içerisinde olduğu, Sayın Perinçek'in de içinde olduğu, her gün köşelerine manşet veya hatta bir Albay'ın Yeni Şafak'taki bir nevi yazdığı bir yazı, evet, ile ilgili, mülakatla ilgili. Ne yapılmaya çalışılıyor veya nedir işin özü? Şimdi öncelikle tabii Türkiye'de bir 15 Temmuz sonrasında çok açıkça ayan beyan anlaşılan bir mesele var ki Fethullahçılık adı altında örgütlenen yapı Türkiye'de ihtilal dahil her türlü tehlikeyi, tehdidi bizim için oluşturmaktadır. Ve FETÖ'ye karşı, Fethullahçılığa karşı muhakkak bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Fakat burada tabii Fethullahçılıkla mücadele ederken bir, nasıl mücadele edeceğiz? Hukuk içinde mücadele edeceğiz. İki, kiminle mücadele edeceğiz? Hukuka riayet eden insanlarla birlikte mücadele edeceğiz. Yani yol arkadaşlarımız ya da müttefiklerimiz hukuka riayet edenlerden olacak. Ama şimdi siz hukuk içinde mücadele etmezseniz o zaman burada bir zaaf ortaya çıkar. Aynı zamanda hukuka ihanet etmiş ya da hukuka karşı savaş açmış insanları kendinize müttefik bellerseniz o zaman kendi tabanınızda dahi bir defa zaafa uğrarsınız. Şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz, vurgulamış olduğunuz mesele hakikaten bugün son derece kritik bir meseledir. Yani eskinin darbecilerini, ihtilalcilerini, hatta geçmişinde faili meçhulden işkenceye kadar, darbe örgütlenmesine kadar, junta örgütlenmesine kadar bir dizi karanlık, ilişki ağı bulunan, cürüm bulunan insanları kalkıp da bugün bu toplumun önüne, affedersiniz, kılavuz gibi koymaya kalkarsanız burada son derece büyük bir gaflet, gerçekten son derece halka karşı işlenmiş bir suç ortaya çıkar. Şimdi Hasan Atilla Uğur ya da Doğu Perinçek ya da benzeri bir takım isimler, bunun içinde İsmail Hakkı Pekin de bulunmaktadır. Maalesef kamuoyunun karşısında ve daha da maalesef güya hükümeti destekleyen bir takım yayın organları tarafından adeta bir uzman, böyle bir bilir kişi, güvenilir bir kaynak olarak bizim karşımıza çıkartılıyor. Oysa bu insanlar bir, yalan konuşuyorlar. İki, bu yalanlarını kara propaganda niyetiyle yapıyorlar. Üç, bu toplumu ve siyaseti sarsmak, istikrarsızlaştırmak, topluma güvensizliği yaymak amacıyla bu işi yapıyorlar. Fakat bunların hiçbirisi olmamış gibi bu yalanlarına maalesef bizim kimi arkadaşlarımız, kimi gazeteci arkadaşlarımız ve yayın organları maalesef ısrarla çanak tutuyorlar. Bakın, bu çok konuşuldu ama bahsetmekte bence fayda var. Şimdi bu efsane komutan diye pazarlanan, yani nerede efsanelik yaptı, hani hangi işi becerdi hiç bilmiyoruz. Bıçak timi diye bir geçmişi yani var. Amerikan'ın teslim ettiği Abdullah Öcalan'ı getirdi. Bıçak timi diye bir hikayesi var. Yani rol verildi, geldi, tamam. Evet, bıçak timi diye bir hikayesi var. Dileyenler bunu okuyabilirler. Yani bunlar zaten Ergenekon'da sanık oldular ve bunlara atfedilen cürümler de öyle yeni yutulu cürümler falan değil yani. Efendim dedi ki, İngiliz diplomatlar geldiler, işte Mardin'de, Siirt'te, Diyarbakır'da, şurada, burada Kürt aşiretlerine para verdiler. Nasıl verdiler? Belli değil. Kime verdiler? Belli değil. Bunu peki sen kaynak biliyorsun? Yok. Hiçbir kaynak yok. Fakat burada aslında bu Ergenekon zihniyetinin temelinde ne vardır? Öncelikle Türkler ve Kürtler arasında derin bir düşmanlığı teşvik etmek vardır. İkinci olarak Kürtleri muhakkak surette İngilizlerin, affedersiniz, böyle bir piyonu, bir uşağı gibi pazarlayan ve insanların zihnine bunları böyle aşağılayarak kazıyan bir algı operasyonu vardır. İki, efendim güya İngilizler Kıbrıs'ta 10 bin piyade hazırlamışlar, Türkiye'yi bir işgale hazırlanıyorlarmış. Fakat burada daha da büyük zaaf nereden çıkıyormuş?
MİT'ten kaynaklanıyormuş. Peki ne yapmak lazımmış? MİT'in başına güvenilir insanları getirmek lazımmış. Mesela acaba İsmail Hakkı Pekin'i mi getirmek lazım? Hasan Atilla Uğur'u getirmek lazım? Yoksa doğrudan gölge adamları bırakıp Doğu Perinçek'i mi getirmek lazım? Şimdi bakın, bu toplumu böylesine sorumsuzca ve gerçekten ahlak dışı, mantık dışı yalanlarla oyalayarak, korkutarak yayın organları hakka, hukuka, adalete hizmet etmezler. Ama haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme kesinlikle alet olurlar. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey nedir? Evet, darbe ihtimaline karşı her daim tetikte duralım. Ama daha 2 ay önce, 3 ay önce ellerinde hiçbir şey olmadan sokaklara çıkarak tanklara meydan okuyan milyonlarca insanı da akla alay edercesine, vicdanlarıyla alay edercesine bir paranoya konumuna sokmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Benim kanaatim şudur. Az önce Rıza Bey güzel bir örnek verdi Mecelle'den. Su-i misal emsal olmaz. Yani Fethullahçılık, evet, Türkiye'nin başına bir beladır. Ama biz bu bela ile kendi hakkımıza, hukukumuza ve örfümüze uygun olarak mücadele edeceğiz. Bunu kim yapacak? Bunu bizim gibi hakka, hukuka riayet eden insanlar yapacak. Yoksa yani 60 ihtilalinde görev almış, 71 ihtilalinde görev almış, 80 ihtilalinde görev almış, 28 Şubat sürecini şeytan ayetleri gibi İslam'a ve Müslümanlara, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Hazreti Ayşe Validemiz başta olmak üzere en temiz sahabelere, annelerimize hakaretler, küfürler ederek bir roman yazan, Salman Rushdie'nin kitabını yayınlayan aydınlık çetesiyle, aydınlık şebekesiyle olmaz. Şimdi bunları unutturmuyorlar bize ve Doğu Perinçek'i bir akil insan gibi önümüze koyuyorlar. Eğer kılavuzlar bu karga ise Allah korusun bu toplum mahvolur. En kısaca bir şey eklemek istiyorum. Böyle hani mesela bu o albayı böyle bir epey bir cilaladılar falan. Tabii tepkiler de oldu ama şimdi az önce sizinle yayından önce konuştuk. Ben bilmiyordum mesela. 29 Mart'ta siz de haber vermişsiniz darbenin geleceğini. Yani hani şimdi o darbe günü haber verdi. Ya siz 3 ay öncesi, 5 ay öncesinden haber vermişsiniz darbenin olacağını. Baktım ben de yazınıza orada Fethullahçıların ne tür ilişkiler içerisine girdiğinden ve bugün de yaşanan olayları anlatmışsınız. Yani o zaman ya biz size niye bu kadar itibar etmiyoruz da bir eski yani ha, tamam hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı yok da yani evet. Sonuçta yani o askerdir. Yani kulaklar biraz daha delik olabilir, daha çok şey duymuş olabilir ama yani bu o kadar da aman aman bir şey değil. Yani bunu söyleyen hani siz söylemişsiniz, onun dışında başka kişiler söylemiş, söyledi. Yani bu nedenle böyle ya şunu söyleyelim zaten. Hani şunu da ifade edelim ki hani ben kendimi biraz saf olarak görüyorum bu noktada. Yani bu konuda aslında az çok orduyu tanıyan, efendim ordudaki Fethullahçı yapılanmayı tanıyan, emniyetteki bu FETÖ'cü yapılanmayı tanıyan herkes aslında geliyorum diyen habere kulağını tıkamış. Peki o zaman tam da yerinde ben Resul Bey'e sormak istiyorum özellikle. İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı. Şimdi sık sık televizyonlarda milleti bilgilendiriyor, oturumlara katılıyor, yorumlar yapıyor. Sormazlar mı İstihbarat Daire Başkanı'ydınız? En çok sizin döneminizde, sizin bulunduğunuz süreçte ilgili kurumlara atamalar yapıldı. Ve askerlerin içerisindeki en büyük oran onun döneminde oldu. Niye kendisinin hiçbir suçu yok mu? Şimdi tabii Sabri, bir konuyu özellikle belirtmekte fayda var. Yani kamuda ben de 15 yıl görev yaptım. FETÖ'nün nasıl örgütlendiği ile ilgili. Yani bunu göz ardında bulundurmadan bir karara varırsak yani farklı bir değerlendirme olabilir. Şimdi bir makam boşaldığı zaman Rıza Bey aday, biz adayız, Kerem abi aday. Şimdi hemen diyelim bir de bizim üçümüzün dışında FETÖ'cü bir kişi var. FETÖ'cü kişi hiç ortalıkta yok bakın. Hiç ismi geçmez, hiç bilmez, aday da değildir. Ama oraya gelecek kişinin o olması için önce Kenan abiye bir sürü iftira mektubu yazılır. Aynı kalemden çıkma, yüzlerce iftira atılır. Sonra bana iftira atılır.
Sonra Rıza abiye iftira atılır ve sistem üçümüzü elimine ettikten sonra bakın efendim der, yani o FETÖ'cü bir yere getirecek olan zat gider efendim, bak bunların üçü de zaten defolu, bunların üçü de bu iş için uygun değil. Bakın burada kenarda çok dürüst, çok çalışkan, çok iyi bir insan var. Bunu oraya getirelim. Yani AK Parti'ye, bunlar temiz çocuklar. AK Parti'ye bir yerde çok haksız bir eleştiri yapılıyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem diğer konuyu bu kadar detaylı bilmeyen insanlar farklı yorumlar yapabiliyor. Sanki AK Parti tutmuş, nerede bir Fethullahçı var onu getirip koymuş gibi bir algı var. Aslında sistem böyle çalıştığı için, bakın bir kurumun başkanlığına Fethullahçı olduğunu çok iyi bildiğimiz, maliye imamlığı yapmış, 30 yıl, 20 yıl kendisini gizlemiş. Ama hani biz hepimiz birbirimizi biliriz, kimin ne olduğunu, kimin ne olduğunu, kimin nereye para topladığını. Yani 10 yıl önce bilmez dairelerde gelip de Fethullah'a burs, kurs, himmet toplayan insanları biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bu adam çok önemli bir kurumun başına gelip de başkan olmuş. Hemen ne yapmış? Hemen etrafına kendi halkasını kurmuş. Şimdi siz bu sistemi, bu insanların yapmış olduğu iftira sistemini ortadan kaldırmazsanız, bundan sonraki süreçlerde de Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bakın, itibar insanların itibarsızlaştırılmasını önleyecek, insanlara bir güvence sağlayacak, bu tür yargısız infazlara müsaade etmeyecek bir düzenleme yapılması gerekir. Sizin bir takım makam beklentiniz var, hemen anında 180 derece sizi kötüleyen, çok kötü FETÖ'cü diyen insanlar türüyor. Yani ya o zaman şunu mu diyorsunuz bu, Resul Bey? Burada evet, yani burada Sayın Pekin tabii kendi döneminde, şimdi kurumların içerisinde olan insanlar yukarıdan bakmayı beceremeyebilirler. O dönemde bilinçli olarak, kasıtlı olarak bu şekilde bir davranış sergilediğini düşünmüyorum ama ihmal olmuş olabilir. Veya bu insanlar kendilerini çok iyi gizliyorlar. Yani siz de hepimiz de çok iyi biliyoruz ki bunlar bu kalemun gibi. Şimdi omurgası olmayan bir insan, onuru olmayan bir insan, bir dolara ruhunu şeytana satan bir insandan biz ne bekleyebiliriz? Bakın hepimizin belli siyasi görüşleri var. Bizim mensup olduğumuz siyasi görüşe birisi hakaret etse hemen ne yapıyoruz? Değil mi? Kolları sıvıyoruz. Bu adamların tabi oldukları şeytani düzene, tabi oldukları baş teröriste, ne derseniz ismine, her türlü hakaret ediyorsunuz, o sizden daha fazla hakaret ediyor. Her tam türlü, ben ona değinecektim, yani siz oraya etmek, geldiniz. Çok, evet. Aslında şu an biliyorsunuz FETÖ ile ilgili yaklaşık 100 bin kamu görevlisi açığa alındı veyahut da memuriyetten atıldı. Şüphesiz bunların çok büyük bir bölümü tamamen bu şekilde ama ben gazetede de 4-5 tane Star gazetesinde üst üste yazı yazdım. Çünkü eski memur olduğum için, eski müfettiş olduğum için birçok arkadaşlarımızdan tanıyoruz. Çünkü biz 20 yıl önce o insanın kim olduğunu biliyoruz. Biz ilk defa bugün tanımıyoruz o insanları. Bakın bu insanları da FETÖ'cü olmadığı bilindiği halde iftira mektuplarıyla o torbanın içerisine attırdılar. Neden attırdılar? Atanlar da maalesef işte bugün Eagle, Baylok bir sürü şey çıkıyor, bir takım üst yazılımlar bürokratlar, çıkıyor. 300 tane bürokrat var, bunların da FETÖ'cü olduğu. Yani ben gazetede açık ve net yazdım, bir insanın FETÖ'cü olduğunu anlamanın yolu çok basit. Gariban polis memuru en üst kahramanlığı gösteriyor, bir kere taltif almıyor. Ama bakıyorsun adam FETÖ'cü, hiçbir operasyona gitmiyor, her operasyonda imzası var, adam her ay 30 tane taltif alıyor. Evet. Her ay ödül kimin alıyor. Kimin olduğu bellidir. Kimin olduğu bellidir. Evet. Genç yaşta 25 yaşında adam bakıyorsunuz il müdür olmuş. Ya kardeşim 25 yaşında sen ne okudun da il müdür oldun yani? 40 yaşında adam general olmuş normal. Onun için yani bu hızla yükseltilen bu tür insanlar gayet bellidir. Bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var. Bakın burada kurumların yöneticilerinin inisiyatiflerine bırakarak bu sistemler yürütülüyor. Çok yanlış. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir üst kurul olacak bak. Üst kurulda illa memurların, müsteşarların olmasına gerek yok.
sivil kanat önderleri olabilir. Bu insanları çok iyi tanıyan kimseler olabilir. Bir üst kurul 10 kişi olur, 20 kişi olur ve hakikaten ayırt eder. Peki, evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir kısa reklam arasına gidelim. Sizler de biraz soluklanın. Ondan sonra devam edeceğiz. Herkes. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kenan Bey'le ben hemen devam etmek istiyorum. Kenan Bey, Resul Bey'in de bahsettikleriyle birlikte baktığımızda bir kılıf olarak uygulanıyor. Aslında birileri kendilerine bir alan yaratmaya çalışıyor. Veya bu süreçte 1990'lardan 2000 yılına kadar bu halka zulmeden aslında ulusalcı diyebildiğimiz veya Kemalistçi veya artık ne derseniz deyin Atatürkçü. Bugün sahneye çıkmış en temiz olanları biziz. Bizi değerlendirin gibi bir şey var. Bas bas bağıra bağıra. Birileri de cilalıyor, paklıyor vesairesi. Hükümet bunları ne kadar okuyor? Şimdi hükümetin ne kadar okuduğunu bilemiyorum ama geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir uyarısı vardı. Atizinin itizine karışmasına müsaade edilmemesi yönünde bir hassasiyet çağrısı yaptı. Ve buna da Sayın Başbakan'ın bir karşılık verdi. Dedi ki yani biz kesinlikle yaşla kuruyor. Karıştırmak gibi bir şeyin içinde olamayız. Bu konuda hassas olacağız. Mağduriyet ya da mağduriyet edebiyatına yol açacak bir uygulama içinde olmayacağız. Fakat tabii şöyle bir şey var. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla tamam hani Fethullahçılık hakikaten takiyeyi bir defa merkeze aldığı için her yere sızabilir. Çok da kuşatıcı olabilir. Fakat şimdi eğer kitlesel anlamda bir takım böyle açığa almalar, göreden almalar falan olursa orada ben ister istemez mağduriyetlerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Mesela bu açıdan bakıldığında hiçbir surette isimsiz ihbar mektuplarına ya da bir takım fake sosyal medya hesapları üzerinden hedef göstermelere itibar edilmemesi lazım. Eğer bunlara itibar edilirse o zaman mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelir. Oysa normal şartlarda yapılması gereken şey benim kanaatimce bu meseleyi, 15 Temmuz meselesini, Fethullahçılıkla mücadele meselesini bir darbeyle hesaplaşma meselesine indirgemek ve bu çerçevede halka karşı silah çekmiş, halka karşı silah doğrultmuş ya da buradaki bir takım bilgileri, belgeleri üçüncü bir ülkeye satmaya ya da onun adına bir burada beşinci kol faaliyet yürütmeye kalkışmış olanların tasfiye edilmesi, yargılanması gerekir. Bakın, eğer mesele Ergenekon ya da balyoz meselesine dönecek olursa biz yarın öbür gün çok ahvah edebiliriz. Bakın o zaman darbe meselesini işte saydık orada. Sarı kız dedik, eldiven dedik, balyoz dedik, suga dedik vesaire filan. Burada kaç kişi yargılandı? 350 kişi. Peki Ergenekon'da kaç kişi yargılandı? Diyelim ki orada da 350 kişi. Toplamda 700-800 kişi. Fakat burada baktığımız zaman on binlerce insandan bahsediyoruz ki bir darbe örgütlenmesinin bu çerçevede hareket edebilmesini ben çok makul görmüyorum. O yüzden bence bir takım insanları burada bir açık kapı bırakarak itiraf mı olur bu, yüzleşme mi olur bu, ihbar mı olur bilemiyorum yani. Buna ilişkin bir hukuki kılıf bulunmalı ve bence burada halka karşı silah çekmemiş, istihbarat toplamamış olan insanları zamanında okulunu, çocuğunu şu okula göndermiş, filan bankaya gitmiş, filan sendikaya gitmiş olanları ayrıştırıp burada yönetici olanlarla, idareci olanlarla, örgütlemeci olanlarla ilgilenip asıl olarak onları çökertmek icap. Yani beyin takımını çökertmek. Beyin takımını. Öbür türlü baktığımız zaman bence burada bir takım yanlışları yapmak kaçınılmaz olur. O yüzden burada bence darbeyle yüz yüze gelmek gerekir. İkinci olarak da şunu söylemekte ben fayda görüyorum. Bu Fethullahçı yapılanma asıl olarak kendisinden önce darbe yapmış olanları taklit ederek bu işi yaptı. Yani hani nasıl Ergenekoncular devleti ele geçirmeye kalkıştılar, evet. Halka rağmen halk adına hareket etmeye kalkıştılar. Bence Fethullahçılar da böyle bir büyülenmeye girdiler ve savcılar, hakimler, maliyeciler, adeta polisler, askerler Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, siyasete, topluma kafa tutmaya kalkıştılar. Meydan okumaya, ona böyle bir hesap sormaya kalkıştılar. İşte orada olması gereken şey siyasetin ve toplumun kendi kaderine sahip çıkmasıydı. Ve 15 Temmuz'da aslında ortaya konulan irade tam da buydu. Ben bu sebeple sonra şunu söylemek gerekirse, yani eskinin darbecilerini böyle cilalayıp parlatıp falan filan demeye gerek yok. Bizim çalışmış olduğumuz gazeteyi
Bu insanlar biliyorsunuz 312'de general davasını biliyorsunuz. Burayı birçok mesele var. Birçok mesele ya. Yüzlerce mesele. Gazetenin adının Akit, Yeni Akit, Vakit olmasının temel sebebi buydu yani, zaten. Hicrat, şeylerini biliyoruz yani. Yani yüzlercesi var. Daha evet. Değişik örnekler. İnovatiflerin kapatılması, başörtüsü yasakları, kurban derinin ipotek olması filan. Dolayısıyla bir hesaplaşma olması muhakkak. Bence bu noktada meseleyi ele alırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman ortaya koyduğu bazı çıkışları bence kendi siyasal bağlamı içerisinde değerlendirmek lazım. Mesela bakın 3 gün önce bir Lozan meselesi dedi, değil mi? Yani Fethullahçılıkla hesaplaşmadan bahsederken bir Lozan meselesine vurgu yaptı. Oradan meseleyi Musul'a, Musullarındır meselesine getirdi. Suriye milli meselesine getirdi. Sınırlarının yani, değil mi? Bakın ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı. Ve dedi ki yani toplumun siyasi tarihi olan ilgisi yüksektir. Dolayısıyla bu meseleyi tartışmamak bizim açımızdan zararlıdır. Tartışmaksa bir ufuk açıcıdır. O zaman bence bu konuları ele alırken Fethullahçıların MİT tırları üzerinden, efendim Rıza Zarraf meselesi üzerinden ya da benzer meseleler üzerinden yapmak istediği meselenin aslında Türkiye'yi uluslararası bağlamda zor duruma düşürüp onu bir noktada uluslararası toplumun işgaline ya da tehdidine açık hale getirmekti. Oysa bence Cumhurbaşkanı dedi ki kartınız oysa ben de bu kartı açıyorum. 12 adaları da açıyorum. Ege adalarını da açtım. Tabii işte zaten ilk ses Yunanistan'dan geldi. Yani pardon, ilk ses Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Çipras ardından yetişmiş oldu. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye'nin bugün içerisinde temsil etmiş olduğu misyon, az evvel Sayın Resul Kurt da söyledi, ta Somali'ye kadar, Bangladeş'e kadar bir şefkat eli, bir merhamet elidir. Suriye için, Irak için, bakın aynı zamanda Mısır için bir noktada güvencedir. İşte bu güvenceyi kendi hukuku içerisinde, kendi gücü kudreti içerisinde korumanın yolu FETÖ'cülükle mücadele olduğu gibi Ergenekoncu ya da Balyozcu ya da işte efendim adı ne olursa olsun ihtilalci mantıkla hesaplaşmaktır. Bence Cumhurbaşkanı'nın bu noktada açmış olduğu yolu iyi takip etmek ve o noktada hukuka son derece riayet etmek gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Resul Bey, ben hemen size tekrar döneceğim. Arkasında özellikle Rıza Bey'e bir başka konu üzerinden biraz değerlendirmeye ihtiyacımız olacak. O da Türkiye'deki gizli servisin neden kontrol altında olmadığı kısmı olacak. Ben özellikle şunu sormak istiyorum size. Yurt dışına veya Afrika ülkelerine gidip geldiğinizde oradaki yardım kuruluşlarını görüyorsunuz. Ancak 160 veya 186 ülkeden bahsediliyor ki paralel örgütün yapılandığı ve özellikle Orta Asya ülkelerinde ve Afrika'da bazı bakan ve başbakan yardımcıların paralelin yetiştirdiği kişilerden olduğu söyleniyor ki Türkiye'de 50 milyar veya 300 milyar dolara kadar bahsedilen, aslında Amerika'nın istihbarat raporlarının da aşağı yukarı belirlediği paralel örgütün bir bütçesi var ki bu aslında 300 milyar doların üzerinde deniliyor. Afrika'dan dışlanan bir İngiltere, ABD veya İsrail politikaları tamamen örgüt üzerinden yürütülüyor. Buralar birer Mossad merkezi, CIA merkezi, MI6 merkezi gibi hizmetleri olduğu söyleniyor. O yardım kuruluşları da özellikle Deniz Feneri davasına bakacak olursak kimse yok bunun. O bölgedeki giriş kapıları da oradan açıldığı söyleniyor. Orada gördükleriniz bu gibi şeyler var mıydı? Durumlar? Yani şöyle bir kere çok net olarak şunu söyleyebilirim. Kesinlikle Kimse Yok Mu Derneği'nin o tür insani yardım boyutu asla yok. Televizyon bunca programları... Bunca para toplandı. Nereye gitti bu? Bu paraların tamamı terör örgütü FETÖ'nün finansmanında, üst yöneticilerinin lüks yaşamlarında, yurt dışındaki yaptırılan lüks kolejlerde, bakın her ülkede bir en lüks kolej açıyorsunuz. Düşünün, Somali'yi düşünün. Somali'de insanların altında saklanabilecekleri ağaç bile bulunmazken siz orada en lüks okulu açıyorsunuz ve o okulda o bölgenin ileri gelenlerinin çocuklarını okutuyorsunuz. Bakın, bu çocuklar beyinleri yıkanarak FETÖ'ye devşiriliyor. Yarın 10 yıl sonra bu çocuklar üst görevlere geldikleri zaman o ülkelerde FETÖ'nün mankurtlaştırdığı, tamamen
hipnotize ettiği, uyuşturduğu, beyinsizleştirdiği ve verilen emir talimatları yerine getiren mikroorganizmalar gibi hareket eden insanlara dönüştürüyor. Yani FETÖ'nün kendisinin bu kadar ilkokul mezunu, bu kadar bir projeyi yönetmesi, bu kadar dünyanın 186 ülkesinde örgütlenmesi, her ülkede üst düzey ilişkiler kurması mümkün değil. Bunun ancak bir üst akıl, bir kişi de değildir bakın. Belki onlarca, yüzlerce kişilik bir ya, bir merkez akıl, yönetiyor, bir merkez ona, evet. Bunları yönetiyor. Yani kim nereden nereye gidecek, hangi okula kim gidecek, kim nereden nasıl gidecek, bu elemanlar nasıl devşirilecek. Bakın asla mesela bana hiç bulaşmamıştır. Bir de ben de siyasal okudum. Bunların genel olarak bulaştıkları, devşirdikleri, mankurtlaştırdıkları insanlar hep sünepe, emredersin, ne görev verirse yapan insanlar, dik kafalı, sorgulayan, itiraz eden insanlarla asla iletişim kurmazlar ve kendi insanlarını buralardan uzak tutarlar. Dolayısıyla bakın geçmişte Rusya ne yaptı? Amerika'nın ajan merkezidir buralar dedi. FETÖ'nün bütün okullarını kapattı. İşte geçtiğimiz gün bir basın kuruluşunda okudum. Güney Afrika'da bir ülke, Moritanya mı neresidir tam ben de bilmiyorum. Bütün FETÖ okullarını kapattı. Burası dedi ajandır. Amerika tehdit etti. Bu okulları tekrar açacaksınız diye. Evet. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman ben insanlara yardım için o insanların bir çaresi varsa, derdini çözebileceğimiz elimizde bir çare varsa bunları paylaşmak için orada bulunurken bu insanlar ben burayı nasıl ele geçiririm, burayı nasıl devşiririm, burayı nasıl ele örgütleyebilirim, bu insanları nasıl belli bir masonik yapı içerisinde kurtulaştırabilirim. Bakın hiçbir insani değer taşıyan kişi kod adını alma ihtiyacı hissetmez. Yani siz 30 yıl, 40 yıl önce insanlara neden kod adı verirsiniz? Her insanın bu örgütte bir kod adı var. Kimse kimsenin gerçek adını bilmez. FETÖ'cü FETÖ'cünün kim olduğunu bilmez. Hepsi üçer beşer kişilik hücrelerdir. Dolayısıyla bu yapıların hepsinin birbirleriyle sürtüşmeden yönetilebilmesi için bir üst el tarafından yönetilmesi gerekiyor. Kusursuz bir şekilde bugüne kadar getirmişler. Şekilde. Yani bakın FETÖ'cü FETÖ'cü ihbar etmiyor. Niye? Çünkü kimi ihbar edeceğini söylüyor. Şunu ihbar edeceksin diyor. Evet. Politbüro yapılanması gibi bir yapılanma var. Ben Rıza Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Rıza Bey, şimdi özellikle Türkiye'deki bir takım lobiler var. Bu lobiler içerisinde aslında baktığımızda ismi söz konusu ise de dile getirmemizde yarar var. Ben özellikle bugünkü köşemizde Kenan Bey Splendid Oteli'ni işledim. O Splendid Oteli'nin bir tarihi geçmişi vardır. Splendid Otel 1870'lerde İngiliz karargahı olarak kullanılmış, istihbarat amaçlı kullanılmış. Arkasında Anadolu Kulübü var. Anadolu Kulübü de bunlar Büyükada'da olan localar. Hatta Büyükada Anadolu Kulübü'nün eski salonunda halen armalarında İngiliz bayrağı var ve Yelken Kulübü olarak o günkü şartlarda kullanılmış. Yalnız 1892 veya 95 yılında Splendid'in Gramsci Oteli yanıyor. Üzerine Splendid yapılıyor. 1910 yılında açılışı yapılıyor. Bu yapılan yer ne hikmetse 15 Temmuz öncesi karargah olarak kullanıyor. CIA'nin gelip orada toplantı yapıldığı söyleniyor. Gelelim diğer konuya. Neresi o? Büyükada'dan sonra, Anadolu Kulübü'nden sonra Büyük Kulübe gelelim. Büyük Kulüp nedir? Büyük Kulüp 1882'de kurulmuş bir kulüptür. Burası özellikle vezir, baş vezirlerden biri burada başkan olarak geliyor. Ta Raif Dinçgök'e kadar ilginç olan bütün darbeler buralarda hep yapılmıştır. Anadolu Kulübü, Büyük Kulüp veya Splendid gibi yerler veya Mafel Şilem Kulüp dediğimiz kulüpler var. Genelde azınlıklar burada üye. Bir de bizim Jön Türkler, İttihatçı Türkler veya Ulusalcı veya Beyaz Türkler, Beyaz Kürtler de var bu işin içerisinde. Burada her türlü organizasyon yapılıyor ve bütün darbelerde ilginç olan şu, sadece asker orada kapıdan nöbet tutmuştur, hiçbir zaman içeriye girmemiştir. Önemli bir anımı da paylaşayım sizden. Bir yetkiliyle görüştüğümde 60 darbesi ve 80 darbesinin iki özetini, orada yaklaşık 35-40 yıl çalışmış bir zat anlatıyor. Darbe olduğunda
asker geldi, bir albay 1. Ordu'dan, ben içeriye gireceğim. Ben de dedim ki bir paşama haber vereyim. Ertesi gün o albay kendini Mardin'de buldu. Ne diyorsunuz bu işlere? Nedir buradaki locaların görevleri, özellikleri, ne iş yapar ya ben buralar? Ben şimdi bir örnekten yola çıkarak bu localara gelmek istiyorum. Şimdi AK Parti iktidar olalı işte 14 yıl oldu. Ve 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nde işte ben bilmiyorum hangi illerde ne kadar vardır ama işte genel evler var mesela. Çok utanç verici bir durum bu. AK Parti iktidarında hala işte devletin hükümet tabibinin gidip gerekli kontrolleri yaptığı, işte emniyetinin burada çalışmak zorunda kalan zavallılara işte vesika düzenlediği bir çağda yaşıyoruz. Şimdi hani diyorlar ya, ya işte AK Parti işte geldi 14 senede şunlar değişti, yaşam tarzımız değişti. Ya buraya baksak aslında hiçbir şeyin değişmediğini anlıyoruz. Yani Türkiye'de aslında biz şöyle bir tablo çizdiler bize. İşte AK Parti geldi, efendim işte bir dindar başbakan, dindar cumhurbaşkanı, işte başörtülü eşleri var. Bunlar işte daha çok böyle dini değerlere sahip mütedeyyin insanlar. Ama işte bizim hayat tarzımız değişiyor. Bütün işte gelişmeler engellenmekte. Oysa yani bakın ne Avrupa Birliği'ne yönelik yürüyüşümüzde bizim değişiklik olmadı. Efendim yani bizim tatil beldelerimize bakın. 15 sene önce tatil beldelerinde hangi neler yaşanıyor ise bugün de aynılar yaşanıyor. Hatta belki yani Boğaz'da halen Reyna duruyor, Sorti duruyor diyebilirsiniz. Yani mesela ben duydum mesela yani Bodrum'a. Bodrum'daki Alikarnas'ta yani duruyor. Yani işte ne durması da Bodrum'a. Hadi ismini de verelim. Yani Nikki Beach diye Amerika'nın Miami'nin falan böyle çok meşhur beachleri yani geliyor yani böyle. Yani bu yani ne olduğunu çok bilmiyorum ama anlıyorum ki gerçekten çok meşhurmuş yani çok kıymetliymiş bu. İşte oradan orada o geldiği için oranın etrafındaki yazlıkların değeri iki kat artmış falan yani. Ya şimdi Türkiye'de hani bu örneklerden yola çıktığımızda aslında Türkiye'de çok şey değişmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani peki, aynen sizin az önce ifade ettiğiniz nasıl 1800 yılların sonundaki Osmanlı'daki o masonik yapılanma. Yine 1900'lü yılların işte Cumhuriyet dönemindeki o savaşı kazanmış cefakar komutanların yerine belki savaşta hiç yer almamış ya da çok az görünmüş kişilerin siyasi aktör olarak karşımıza çıktığı. Aslında savaşı kazanan asıl o cefakar Anadolu insanının ikinci sınıfa itildi. Buradan 15 Temmuz'a geleyim. Yani 15 Temmuz'un da cefakar kahramanları işte Kurtuluş Savaşı'nın, Çanakkale Savaşı'nın cefakar insanlarının torunlarıydı, bunu unutmayalım. Benim korkum yine o benzer tablonun, tarih tekerrürden ibaret çünkü eğer ders almazsak, benzer tablonun işte 2016 yılı ve sonrasında da devam edeceğinden endişelerim var. Yani Türkiye'de gerçekten dokunulamayan, hala ne olduğu belli olmayan ki yani şeffaflık döneminde yaşadığımız, işte her şeyin sosyal medyanın, internet dünyasının çokça yaygın bir şekilde kullanıldığı bir dönemde hala işte çeşitli locaların, çeşitli işte o isimlerini belki saymak gerekir ama yani isim verip de reklam etmiş olmayalım. Çeşitli işte toplantıların yapılarak bu toplantılar içerisinde Türkiye'nin geleceğine yönelik, Türkiye'nin yönetimine yönelik nelerin pazarlandığı, nelerin organize edildiğini görüyoruz. Evet. Şimdi işte bizim çıkarmamız gereken bir ders var burada. Yani Türkiye'de artık AK Parti gerçekten iktidar olduğunu da daha net bir biçimde ortaya koymalı. Yani biz gerçekten yani AK Parti gerçekten tam anlamıyla bu ülkede iktidar mı yoksa bir iktidar rolünü üstlenmiş, iktidar rolü verilmiş bir aktör mü?
Yani eğer bunlar hala Türkiye'de, bakın 2016 yılında hala Türkiye'de genel evler açıksa, ben AK Parti iktidarını kendisini sorgulaması gerektiğine inanıyorum. O zaman Yozgat'taki valinin bu davranışı yerinde, her ne kadar birileri bir şey de dese. Ya şimdi yani Türkiye'de bakın Sabri Bey, biz Türkiye'de gerçekten bu konuları konuşmaya korkuyoruz ya. Endişe ediyoruz yani, aman böyle söylersek işte bir kısım medya bize karşı gelir. Yok efendim işte bir yanlışlık yapmış oluruz, işte yobazlıkla tehdit ediliriz de. Yok yani, kimse kimseye bir şey dayattı. Peki, yok zaten. Şu söylenebilir mi Rıza Bey? Ulusalcılık, Kemalist veya liberal veya sosyalistçi olmak, ahlaksızlığı bunun altında kılıf olarak kullanmak ne kadar doğru? Yani bu bahsettiğiniz burada tartışması bile dahi abesten karşılanır bir durum. Yani ben seyircilerimizden de özür diliyorum. Evet. Bunu dile getirdim ama bugün bu bir gerçek işte. Evet. Kemalistçilerin kalkıp yarın biz buralara da sahip çıkacağız demesini mi bekliyorsunuz? Ya muhtemelen öyle olacaktır. Yani çünkü yani Türkiye'de şöyle bir problem de var tabii. Yani AK Parti'nin yaptığı her eyleme, her attığı her adıma karşı duran bir zihniyet söz konusu. O zaman yani Bingöl'de temiz bir sayfası, Bingöl'de o bahsettiğiniz yer yok. Yani temiz sayfa keşke onlar da açsalar. Yani bunu söylemek, aslında bunu konuşmak, yani ben bunu bir örnek olarak verdim. Neye örnek olarak verdim? Türkiye'deki derin yapıların hala muhafaza edilmiş olduğuna örnek olarak verdim. Yani şunu diyorsun, hatta şuraya da geleyim. Özür dilerim, şuraya da geleyim. Yani 15 Temmuz kalkışması sadece FETÖ'cülerin, FETÖ'nün mü yaptığı bir kalkışma mı acaba? Yani evet. Bunlara yol veren, hadi siz beraber yola çıkacağız deyip de onları yarı yolda bırakan kişiler yok mu bu işin içerisinde? Yani evet. O yüzden şimdi yani derin yapılanmaları Türkiye'nin aslında sadece 15 Temmuz çerçevesinde değil, zaten FETÖ'nün en büyük zararlarından biri şu oldu, demin siz de değindiniz. Yani darbe sorgulamasını biz yapamadık ki Sabri Bey. Yani bu adamlar bu işin de suyunu çıkardılar. Yani biz ne 28 Şubat sürecini, postmodern darbesini doğru dürüst yargılayabildik. Analiz edemedik. Ne 12 Eylül darbesini yargılayabildik, ne de 2002'den sonra AK Parti'ye yönelik darbe girişimlerini yargılayabildik. Yargılamadık biz. Sadece işte yargılıyormuş görüntüsü verdik. Evet. Bu nedenle şimdi bakın ne yapıyoruz? Şimdi onlardan bahsedemiyoruz bile. Yani işi öyle bir hale getirdiler ki bugün Ergenekoncu diyemiyoruz. Yani ha ben Ergenekoncu derken ya da Balyoz derken davada adı geçenleri kastetmiyorum. O zihniyeti kastediyorum. Peki ben o zaman perde arkasındaki bir şey, o açıyı özellikle Kenan Bey'e sormak istiyorum. Kenan Bey, biliyorsunuz Aslan ve Asler diye bir kuruluş var. 28 Şubat mağdurları ve daha öncesi var, daha sonrası var. Binlerce subay ve astsubay, asker ihraç edildi. Birçok kamu kurumda 28 Şubat genelgeleriyle birlikte işten atıldı, kamudan ihraç edildi. 2000'li yıllardan sonra AK Parti iktidarıyla birlikte hükümetin çok ciddi bir mücadelesi oldu. Belli bir noktaya geldi. Özlük haklarının bir kısmı iade edildi ve halen de süren davalar söz konusu. Buna baktığımızda o günkü bu fişlemeyi yapan derin paralel yapısını tespit etmeyip özellikle bu mütedeyin insanlar üzerine oynayıp bunları ihraç eden, aslında perde arkasında bunlar bir ittifak ve müttefik içerisindeydi. Çünkü paralelde neredeyse mutlak nikah var, alkol var, her türlü alçaklık var, uluslararası istihbaratlarla görüşme var. Kimse bunları hedefe koymamış ve bütün kanalları aşmış. Hatta mülakat ve komisyon başkanları, Resul Bey'in de bahsettiği özü itibariyle de İsmail Hakkı Pekin örneğinden söylediğiniz için söylüyorum. Komisyon başkanlıklarını bile dahi tamamen paralele vermişler. O günkü bütün iktidarda, silahlı kuvvetlerde veya diğer kurumlarda hepsi ulusalcı değil miydi? Kemalistçi değil miydi? Bunlar cumhuriyetçi değil miydi? Cumhuriyet çocukları değil miydi? Ne oldu bir anda da böyle efendim biz çok mağdur edildik, mağduriyet üzerine yeni binalar inşa edildi? Yani kötü olan taraf şu, bence bu meseleyi net olarak ortaya koymak lazım. Yani ordu içerisinde ya da bürokrasinin bütün kademelerinde bir iktidar savaşı verildi. Evet. Yani bir taraftan Fethullah Gülen'in fedaileri, öbür taraftan Mustafa Kemal'in askerleri
derken halkı ve siyaseti adeta böyle arada mengene gibi sıkıştırarak bir iktidar mücadelesi verildi. Yani balyoz davasının mesela hedefinden sapmasının, sulandırılmasının, içine ilgili ilgisiz insanların sahte bir takım deliller üretilerek katılmasının bence temelinde bu vardı. Fakat bu meselede şunu, mesela Aster meselesine gelmek istiyorum. Şunu bir defa göz önüne tutmak lazım. Mesela üniversitelerden kimler atıldı? Başını açmayanlar. Başını açmayanlar ne dediler? Efendim başörtüsü teferruat değildir dediler. İşte bakın. Dinine sımsıkı evet, sarılır. Yani evet. Dinini yaşamaya bir defa bu dönemde asla ve katla izin verilmedi. Yani Cumhuriyet döneminin laiklik uygulaması, Cumhuriyet döneminin laiklik politikası halkı kamusal alanda İslam'ı yaşayamaz, İslami kimliğini, İslami sembollerini yaşayamaz hale getirdi. Bu defa Fethullahçılık gibi bir azgınlık, bir sapkınlık, takiye adındaki bir kimliksizliği, omurgasızlığı güya dini bir diyelim ki cevaz olarak bir kendisine bir noktada meşru bir zemin olarak kabul etti ve oradan hareketle efendim başının aç, eşinin başını aç, namazı bırak, alkollü toplantıya gidilmez gerekiyorsa git gibi bir takım günahları adeta onlar için meşru, hatta mübah, hatta zarur hale getirdi. Yani aslında Fethullahçılığı kim büyütü diyecek olursak en temelde Kemalizmin Cumhuriyet tarihi boyunca uygulamış olduğu bu kötü, anlamsız ve gerçekten zararlı laiklik politikaları uyguladı. Bu üretmiş oldu. Yoksa biz Fethullahçılığı üretmiş, tasdiklemiş, onaylamış, Fethullahçılık iyidir, hep beraber böyle bir şey demedik biz buna. Evet. Fakat o dönem içerisinde uygulanan bu politikalar maalesef Fethullahçılığın önünü, bunu bilerek mi yaptılar ben bilmiyorum ama öz olarak baktığımızda Fethullahçılığı üreten, büyüten temel mantalite bu azgın ve bu sapkın despotik iktidar anlayışıydı. Peki, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Evet, Derin Kutu tümüsüyle devam ediyor. Kenan Bey'le hemen tekrar başlamak istiyorum. Kenan Bey, bir yaklaşık 20 dakikamız kaldı. Hemen kısaca sırasıyla size söz geçecek. Ben özellikle derin localar kısmında tekrar size sormak istiyorum. Rıza Bey de o konuya değindi. Derin localar kısmı Avrupa'da veya dünyada gelişmiş ülkelerde locayı istediğiniz gibi kullanamazsınız. Eğer devlet politikalarına, hükümet programlarına aykırı ise artık düşünün başınıza gelecekleri. Ülkeyi mi terk ettirirler, başka bir şey mi olur? Türkiye'de Lyonslar var, Rotaryenler var, Üstad Mason locaları var. Belki bizim bile dahi tanımını bilmediğimiz paralel örgüt gibi birçok loca var. Neden bu kadar kontrolsüz bir yapı var? Şimdi kontrolsüz yapı biraz da bu bahsi geçen örgütlenme biçimlerinin uluslararası arenadan devşirmiş oldukları güçle ilgili. Evet. Yani diyelim ki bir Kur'an kursu derneğine ya da bir vakfa, devletin, hükümetin kontrol yapabilme imkanlarıyla, yani bu yasal ya da fiili olarak durumla, fiili durumla ilgili olarak söylüyorum. Atıyorum 15 iken bu bahsi geçen kurumlara ilişkin belki bu ancak bir pozisyonda olabilir. Dolayısıyla yani masonik yapılanmalar, yani Lyons'tur, Rotary'dir, Hürve, işte bilmem ne kabul edilmiş localar var. İşte İskoç locası var, İngiliz locası var vesaire. Fakat bence bu localar üzerinden meseleye baktığımız zaman aslında ortada çünkü 90 yıllık belki 130-140 yıllık bir devleti perde arkasından yönetme geleneği var. Yani görünmüyorlar, önde değiller, fiilen seçime girmiyorlar ama seçilmiş olanları yönlendirme noktasında, onları baskılama noktasında bir takım icraatlara giriyorlar. Bence bu locaların belki hani nerede daha çok tecessüm ettiklerine bakmak gerekirse bence daha çok TÜSİAD üzerinde odaklanmak lazım. Çünkü TÜSİAD üzerinden Türkiye'de belli aileler ki 200'ü geçen bir aile var burada. 200'ü geçen aile üzerinden Türkiye'de medya üzerinden, siyaset üzerinden, ekonomi üzerinden, borsa üzerinden ciddi manipülasyonlara girildi ve hatırlayacak olursak her darbe sürecinden sonra bu ailelerin ekonomik anlamda çok daha büyüdüklerine, varlıklarının genişlediğine ve uluslararası arenada çok daha fazlasıyla kabul gördüklerine biz şahit olduk.
O zaman ben bu hani localara falan filan denilince hani böyle çok gizli saklı yer altında yaşayan böyle bir takım karanlık tipler akla gelmemesi gerekir. Gayet böyle yakışıklı, gayet rentable, bir takım gece alemlerinde, jet sosyete alemlerinde güzel güzel işte kadehinden içkisini yudumlayan, dansını yapan, magazin programlarında konuk olan, belki tarihi eser meselesiyle ilgilenen, sanat meselesine çok daha böyle entelektüel meselelere ön açan, bir takım böyle vakıflar aracılığıyla İstanbul'da, Ankara'da ya da belli şehirlerde işte filmlerle ilgili festivaller düzenleyen ailelere ilişkin bence biraz daha bakmak lazım. Mesela şunu söyleyebilirim ki en marjinal sol örgütlere kadar güya sanat adı altında yapılan bir takım faaliyetlere özellikle bu türden bir takım müzelerde ya da sanat sergi salonlarında alan açıldığını görürsek aslında sanat sergi salonları üzerinden bir takım beslemeler yapılarak bu örgütlerin de kuşatıldığını rahat bir biçimde görebiliriz. Yani gezi olayları aslında bunun net bir göstergesidir. Yani Türkiye'de TÜSİAD başkanlığı yapmış bir isim düşünün. Eşi de TÜSİAD başkanı, Türkiye'nin en zengin ailesinin diyelim ki veliahtı elinde bir dövizle yürüdü değil mi? Yani biz çapulcuyuz dedi. Çapulcuyuz orada farklı bir anlama geliyordu ve aslında şu ya da bu marjinal radikal silahlı örgütlerle, sol örgütlerle bir araya gelen sermaye temsilcileri esasen bize şunu söylemiş oldu. Türkiye'de idareyi, siyaseti hiçbir biçimde seçilmiş olanlara bırakmayız demiş oldular. Bunu 6-7-8 Ekim'de, 2 gün sonra, 3 gün sonra bunun yıl dönümü olacak, güya Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu çağrıyla şöyle yaşamış olduk. 2 sene öncesine, ondan 1 sene öncesine gidecek olursak, efendim 30 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran tarihinde Taksim üzerinden gelişen ve bütün bir Türkiye'ye yaygınlaşan gezi olaylarında şu şekilde görmüş oluruz. 17 Aralık ya da 25 Aralık üzerinden hakimler, savcılar ya da emniyet teşkilatı üzerinden de farklı türde görmüş oluruz. 15 Temmuz'a geldiğimiz zaman da bir başka boyutla karşımıza çıkar. Dolayısıyla aslında birbirine düşman gibi, zıt gibi görünen bir takım örgütlerin şu ya da bu biçimde bir araya gelerek aslında siyasete ve topluma çok yoğun bir blokaj uyguladığına biz bu 100 yıllık yani bir asırlık tarihimiz boyunca çok net bir biçimde şahit olduk. Bence yani MİT tırları meselesine de böyle bakmak lazım. Efendim Uludere'de bombalanan işte 33 insanımızın katledilmesine yol açan o istihbarat manipülasyonuna da böyle bakmak lazım. Ya da diğer meselelere de böyle bakmak lazım. Buradan hareketle ben şunu söylemekte fayda görüyorum. Yani bir dönemler Mason teşkilatları çok çok böyle gizemli teşkilatlardı. Ama artık Mason teşkilatlarından daha farklı bir takım teşkilatlar kuruldu. Ve o teşkilatları, o aktörler üzerinden siyasetin ve toplumun geleceğine ilişkin bir takım ipotekler konulmuş oldu. Bu da çok daha fazlasıyla medya üzerinde görünürlük kazanmış olan bir takım aktörler eliyle maalesef hayata geçirilmekte. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Resul Bey, ben bir konuyu belki sizin ilgilerinize girer mi bilmiyorum ama şimdi aydın olmak ölçüleri nasıl? Bir Müslüman açısından aydın olmak, dini vecibelerini yerine getirmek, işte kültür ve sanatını tasavvufla veya ne denir ona, başka şekilde dini ritüeller üzerinden kendine uygun olarak sürdürmesi, semah olabilir, başka şey olabilir. Bir Hristiyan'ın da kendine göre aydın olması söz konusu. Bunun içerisine o Hristiyan'a benzemek için çalışan, örneğin onun gözünde modern olmak için, evet bir Elton John'u dinlersiniz, Hristiyanların elit bir tabakası, İngilizlerin bir ekol yapısı var, müzik hastasıdır vesairesi. Bir de bizde bir Fazıl Say var mesela, Fransız piyano hayranı dediğimiz, işte şarap kadehini düşürmeyen veya çok elit olduğunu söyleyen aydın Batı. Şimdi Hristiyan'a benzemek için özel bir değer var. Bu iki tabloyu karşılaştırdığımızda bunlar derler ki yeryüzünün aydınları biziz ve beyaz sınıf mı dersiniz, başka loca mı dersiniz, aydın mı dersiniz? Ama dünyanın yeryüzünün efendisi biziz ve diğerleri hizmetkarlarımızdır mantığından bakarlar. Nasıl bakıyorsunuz bu açıya? Tabii ben çok daha farklı bir şey söyleyeceğim. Önemli olan insan olmak. Yani ister Hristiyan olsun, sizi saymıyor güzel. Yani
mesela diyelim Filistin'de dozerlerin altında evet. Rachel bir Yahudiydi, bir Yahudiydi ve Amerikalı bir Yahudi. Bir Amerikalı Yahudiydi ama onurlu bir yaşam sürdü. Evet, ben gerçekten Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, başka bir Budist olabilir, herhangi bir dini olmayabilir. Önemli olan insan olmak, topluma faydalı bir insan olmak. Bugün Müslüman kisvesi altında kardeşini uçakla şehit eden bir Fethullahçı, terörist, Müslüman kisvesi altında Fethullahçı, terörist de Rachel'i aynı kefeye koyabilir miyiz? Birisi Müslüman kisvesi altındaki bir terörist, diğeri Müslüman olmayan bir kişi. Dolayısıyla dünya üzerinde bunu değerlendirdiğimiz zaman bir takım menfaat şebekeleri var. Yani kapitalist sistem dediğimiz sistem insanların dinini, düşüncesini inanın hiç önemsemiyor. Önemli olan belli noktalara suyu nereden dökerseniz dökün, hep aynı derelere akıyor. Bizim bunu çok iyi görmemiz lazım. Hiçbirimiz bir diğerinin düşmanı değil. Yani biz Türkiye'de yaşayan her kardeşimizle, her arkadaşımızla hani bu yeni kapı ruhu dediğimiz birbirimizi kucaklayıcı dille de daha ileri götürmek durumundayız. Bakın ötekileştirmek bizim Türkiye'deki vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, kardeşlerimiz açısından son derece tehlikeli bir durum. Diğer aydın dediğiniz cephelere baktığımız zaman yani evet iyi bir piyano çalabilir. Gerçekten çok üst düzey bir piyanisttir ama hani benim ilgi alanıma girmiyor. Yani ben en azından haz etmiyorum. Yani böyle bir beğenim, böyle bir Rachel'i daha tercih ederim mesela. Onun i̇nsan için olmak. İnsan olmak. Yani ortak biz insanlıyız. Buluşması. Ben 10 gün Somali'de kaldım. 3 günü uçakta Türk Hava Yolları'nın verdiği bir Pınar Beyaz vardır. 3 gün ekmeğe böyle azar azar. Her peynir diyelim veya peynir. Bir peynir yani. Şimdi bakın o açlığı görmeyen, o yoksulluğu görmeyen, o sefaleti görmeyen bir insana bizim piyano resitalini bilmem Mozart'ı anlatmamızın bir anlamı yok. Yani o yokluğu, o yoksulluğu sırtında bir beze sardı, kundağı sardı, sırtına sardı çocuğuyla, küçük çocuğuyla 3 tane tabak yıkayan, mutfak dediğimiz işte bir tencere, 2 tane tavası, 2 tane kaşığı olan bir insanı biz anlayamayız yani. Bizim insan olmak ve elimizdeki, kalbimizdeki her şeyi paylaşmak budur yani benim anladığım. Bakın bir farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle siz bu konuyu açtığınız için. Bakın Türkiye'de yeni kapı ruhu dediğimiz gerçekten teröre karşı, Türkiye üzerinde oynanan büyük oyunlara karşı bir araya giriş vardı. İnanın 5 veya 6 milyon insan yeni kapıdaydı. Hani hiç sığamadık. Gerçekten gurur duydum, umutlandım Türkiye adına. Ama bakın Fethullah Gülen'in bir koltuk değiştirme mizanseni vardı. Hatırlarsınız yani bir geçen hafta. Beden dili üzerinden verdiği mesajlar. Evet, bu mesajı herkes yanlış yorumladı bak. Herkes. Herkese benim ikinci darbe hiç asla. Bu mesaj doğrudan proje insanı dediğim Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir mesajdır. Açık ve net söylüyorum bakın. Kemal Kılıçdaroğlu bu mesajı net bir şekilde aldı. Emredersiniz Fethullah Bey dedi. Ve şimdi bakın her türlü ayrımcılığı, her türlü hakareti aynı 15 Temmuz öncesi gibi devam ettiriyor. Bakın Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli adı gibi devlet adamı olduğunu bir kez daha gösterdi ve devletin yanındayız. Yani bizim olmamız gereken yer Türkiye'yi kasteden, Türkiye'yi yıkmaya and içmiş, Türkiye'yi bir takım sermaye sahiplerine peşkeş çekecek terör örgütlerine biz cevaz veremeyiz dedi. Ama Kılıçdaroğlu'na bakın, oradaki mesaj bir koltuktan kalktı. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bak sen yeni kapı ruhu diyorsun, ahmaklık etme diyor. Bak diyor açık açık diyor. Ben seni kaldırırım. Seni kasetle getirmedim mi? Seni kaldırırım. Çıkarırım 2 kasetini. Yerine oturturum başkasını. Yani bu kaset olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama şu net bir şey.
Kılıçdaroğlu bu mesajı çok net aldı ve çok kırıcı, son derece iğneleyici, son derece insafsız ve gerçek dışı hakaretlerle 15 Temmuz öncesi siyasetine bildiğiniz Kılıçdaroğlu. Yani hiçbir sözünün değeri olmayan, söylediklerinin hiçbir itibarı olmayan, kendisinin de siyasete getirdiği hiçbir yenilik olmayan bir zat, hiçbir özelliği yok, hiçbir meziyeti yok. 30 senedir yılın bürokratı, ayın bürokratı, gel git pompalanan bir insan. Ve bugün geldiğimiz noktada biz çok farklı bir şey daha söyleyeceğim. Biz bir birlik olmak zorundayız. Bakın biz birbirimizi sevmezsek, birbirimizi ötekileştirirsek, birbirimizi bunu yaparsak bakın Türkiye'nin başka gidecek bir yeri yok. Evet. Çok hepimiz bunun farkındayız. Kucağımızda, çocuğumuzda, Macaristan'da ayağına çelme takılan bir insan olmak istemiyorsak Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Hükümetimize sahip çıkmak zorundayız. İster Türkiye'yi sev, ister sevme ama kendini seviyorsan, aileni seviyorsan, çocuğunu seviyorsan bu devlete sahip çıkmak zorundasın. Hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Onun için gün ötekileştirmek değil, gün birbirimize daha çok sarılmak günüdür. Amerika'da bir çok özür diliyorum. Hani bir yolda yürüyoruz. Yanımda bir kardeşim, bir arkadaşımız var. Harvard Üniversitesi'nin bahçesinde bir yabancı uzak doğu kökenli kadın, kısa boylu falan, bir de çocukları var. Adam da itiyor. Adam da muhtemelen Amerikalı, beyaz, hani çok yakışıklı, belli bir. Dedim ki ya bu olmamış yani. Arkadaş döndü bana, dedi ki kusura bakma dedi, biz burada dedi insanları kalplerine göre yargılarız kardeşim dedi. Yani o olabilir dedi ama biz onların kalbine bakarız. Ben utandım açıkçası. Şimdi biz insanların kalbine bakmak durumundayız. Evet. Biz birbirimizi sevmek durumundayız. Evet, ötekileştirmek hiç bize bir şey kazandırmaz. O gün de belki gelecek. Birbirimize eteğimizdeki taşları atacağız ama inanın bugün o gün değil. Ve biz 3 yıl, 5 yıl daha bu sıkıntıları çekebiliriz. Çünkü dünyada belli bir takım coğrafik değişiklikler üzerinde çalışılıyor. Ameliyatlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın süreklisi, Türkiye üzerinde bir takım ameliyatlar yapılıyor. İşte o gün söyledi, bir takım PKK-PYD unsurları, binlerce PKK-PYD unsurları sınırda bekliyor. İşte FETÖ'nün uşaklığını yapan, mankurtlaştırılmış, üniforma giydirilmiş teröristler onlara kapıları açıyor. Yani biz 15 Temmuz'da ben havalimanındaydım, Atatürk Havalimanı'ndaydım ve açık söyleyeyim MHP'li kardeşlerimizin, ülke ocaklı kardeşlerimizin gelmesi inanın ağlayacak gibi oldum yani. Onun için biz birbirimize sahip çıkacağız. Hamurunda olması gerekenleri... Biz birbirimizi seveceğiz Devlet Bahçeli'nin devrilememiş olması, Meral Akşener'in veya başka birisinin MHP Genel Başkanı yapılamamış olması 15 Temmuz oyununu bozan en önemli nedenlerden biridir. Yurtta sulh, cihanda sulh yapamadılar. Yurtta sulh, cihanda sulh ve Mayıs ayında diyor kongre olacak. Mayıs'ta bitecek ve bunun ısrarını da sebeplerini biz 15 Temmuz'da çok iyi anladık diye düşünüyorum. Evet, peki. Ben özellikle bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Samanyolu, Zaman Gazetesi, Bugün TV veya İMÇ niye kapatıldı? Özgür Gündem'le ilgili. Kardeşim niye kapatıyorsunuz? Hükümete sert söylem ve eylemler içerisine geçti. Avrupa'da veya bir başka ülkede, Kanada, değil mi? Amerika'da vesaire örgüt veya örgüt propagandası yapılmış, yapacak bir yayın organına rastlayabiliyor musunuz? Şimdi tabii demin de söylediniz. Yani Türkiye'nin özellikle gerek toplum hayatına, gerek diğer alanlara devletin müdahalesiyle ilgili zaman zaman eleştirilerimiz olur ama şunu söyleyelim ki yani ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne Avrupa'da siz ülke güvenliğini tehlikeye düşürecek, ülkenin genel kamu düzenini bozacak hiçbir eyleme imza atamazsınız. Yani anında sizi derdest ederler. Hatta içeri atılırsınız, günlerce, aylarca sizden haber alınmaz. Yani
Biz şimdi bize onlar şey dersi veriyorlar, demokrasi dersi veriyorlar, hukuk dersi veriyorlar ama yani bu ülkelerde devlet güvenliği, anayasal düzen söz konusu olduğunda her şeyin üstündedir devletin güvenliği. Yani biz az önce hani o localardan bahsettik, işte çeşitli yer altındaki kuruluşlardan, yani legal görünüp de aslında yer altındaki evet, kuruluşlardan aslında bahsettik. Yani Türkiye'de öyle merciler var ki yani adeta kendilerine göre ülke kurup düzen kurup düzen değiştiriyorlar ama bunları da çok rahatlıkla yapıyorlar. Yani Türkiye'nin bu konuda ülkemizin gerek istihbari anlamda gerekse devletin güvenliği anlamında hak ve özgürlüklere halel gelmeyecek bir biçimde kontrolü eline alması lazım. Bakın ben bir örnek vereyim size. Kudüs'e gittik geçen bundan 5-6 ay önce. Ben Tel Aviv havaalanına indiğimizde yani büyük şeylerle işte güvenlik önlemleriyle karşılaşacağımızı zannediyordum. Yok hiç kimse yok, hiç polis falan yok yani havaalanında. Havaalanında girişte de yok. Evet. Yani ta ki check-in yaptırıncaya kadar. Ha şunu anladım. Yani onlar daha siz o ülkeye gelmeden sizin kim olduğunuzu biliyorlar. Sizin kim olduğunuzu araştırmışlar. Yani o yüzden bizim şu anda yani devletimizin kimin ne yaptığı, nerede, neyle meşgul olduğu, hangi problemlerle, hangi ülke düşmanlığıyla meşgul olduğunu görecek bir yapılanmaya ihtiyacı var. Yani bugün yani IŞİD'in düşmanı sadece Türkiye mi yani Taksim'de bomba patlatıyor, şeyde Ankara'da bomba patlatıyor. Yani yapabilse Amerika'da, yapabilse Brüksel'de, yapabilse Londra'da yapmayacak mı? Yapacak ama beceremiyor işte. Yani oralara giremiyor. Diğer patronları onlar. Yani bizim bakın yani aslında 15 Temmuz bu manada bizim açımızdan çok önemli bir milattır. Elimize geçmiş bir fırsattır. Devletimizin, ülkemizin güvenliğinin, anayasal düzenimizin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin kurulması yönünde bu elimize geçmiş fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. İşte bunu yeni kapı ruhu mu deriz, efendim işte 15 Temmuz ruhu mu deriz, yeni bir anayasa yaparak, kurumlarımızı da yeniden dizayn ederek, özellikle de istihbarat kurumlarımızı yeniden dizayn ederek, gerçekten, gerçek anlamda devlet olmalıyız. Peki, teşekkür ederim. Kenan Bey, yayınımızın sonuna gelmişken bir iki cümleyle sizler de Kemal Kılıçdaroğlu ile bugünkü grup toplantısına evet, baktığımızda, örneğin Fransa'da bir olağanüstü hal olduğunda bırakın demokrasi, demokrasinin D'sinden bile daha eser bulamazsınız. Ne diyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle bir şey, eğer şiddetin propagandasını yapmak meşruysa, şiddeti ve şiddeti uygulayan insanları bir kahraman gibi topluma lanse etmek meşruysa, o zaman bunun önünü hakikaten açmak lazım. Mesela bir örnek vermek gerekirse, bir kanlı bir saldırı oluyor İstanbul'da, Ankara'da. Bu saldırıyı yapan, bombayı patlatan onlarca insanı asker, sivil, polis demeden, kadın erkek demeden, çocuk yaşlı demeden katleden, paramparça eden insanları bu yayın organları eğer bir kahraman gibi lanse edip onları topluma, gençlere bir örnek gibi sunuyorlarsa bir defa burada bir yayın, teşvik edeceksin. Tabii bir yayın özgürlüğünden, bir basın özgürlüğünden, fikir özgürlüğünden değil, alenen terörün, şiddetin propagandasından bahsedilir ki bunu hiçbir yerde meşru görmek, mazur görmek, kanuna uygun görmek mümkün değildir. Dolayısıyla burada fikir özgürlüğünü tartışmıyoruz. Şiddetin övülmesi, şiddetin yaygınlaşılması ve topluma karşı işlenen suçların önünün açılmasını konuşuyoruz. Kaldı ki bu bültenlerin çoğunda, bu gazetelerin, bu internet sitelerin, televizyonların çoğunda Kandil'den bilen nereye kadar silahlı örgütün başındaki insanların her gün bir noktada vermiş oldukları talimatlar, örgüte bildirmiş oldukları talimatlar yayınlanıyor. O zaman bu böyleyse, o zaman onları da yasa dışı ilan etmenin hiçbir mantığı yok. Onlar hakkında yakalama kararı çıkartmanın, onların üzerine operasyonlar yapmanın da bir mantığı yok. Buyursunlar istedikleri yerde, istedikleri gibi hareket etsinler. Bu sebeple Kılıçdaroğlu ya da benzeri şekilde bir takım cümleler kuran insanlar bir defa en temelde bir tutarlılığa sahip değiller.
İkincisi ahlaki zeminlerini kaybetmişler. Üçüncüsü topluma karşı saygılarını kaybetmişler. Dolayısıyla muhalefet etmek amacıyla muhalefet etmenin getirmiş olduğu bir açmazı, bir bataklığı maalesef yaşıyorlar. Ben kendilerine acil şifa diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, birbirinden özel konuklarıma ben çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında inşallah tekrar nasip olursa karşılaşmak İnşallah. İsteriz, konuşmak İnşallah. İsteriz, gündemi tartışmak istiyoruz. Böylelikle tekrar Derin Kutu'nun sonuna gelmişken bir başka Derin Kutu'da buluşmak üzere hayırlı geceler diliyorum efendim.